Kampüs kanalından hepinize merhaba. Bugün sizlerle Türklerce hukuk konusunu ele alacağız ve hukuk konusunu özellikle eski Türk tarihinden başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar geniş çerçevesinde ele alacağız. Şimdi ilk Türk devletlerinde hukuki yapıya bakalım. Türklerde böyle töre önemli bir yere sahip olacaktır. Tabii Türklerin böyle kadim tarihinde insanların gerek kendi aralarındaki ilişkileri, gerekse böyle devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallar olacaktır. Yazılı olmayan fakat herkesin bildiği, kabullendiği bu kurallara biz ne adını verecektik? Töre adını verecektik. Tabii ayrıca böyle yöneticilerle yönetenler arasında görev ve sorumlulukların belirlenmesi açısından adına böyle tüz denilen bir tür sözlü anlayış da aynı zamanda mevcut olacaktı. Demek ki bakın törenin olduğu yerde aynı zamanda tekrar ifade edeyim böyle yöneticilerle yönetenler arasındaki görev ve sorumlulukların belirlenmesi açısından tüz denilen böyle sözlü anlaşmada mevcut olacaktı. Tabii yasası hukuk kuralları olan bu töre bakın hukuk dalında ilk geçerli olan eksen olacaktı. Yine bakın bu töreyi kim değiştirebiliyormuş? Kurultay değiştirebiliyormuş. Göçebe yaşamdan yani konar göçer yaşamdan dolayı da uzun süreli hapis Türklerde olmayacaktı. Ve en önemli özelliklerinden biri bu özellikle hukuku burada yargıçlarına biz yargıcı yani yargan adını burada verecektik. Şöyle belirtelim. Biz buraya yargan adını da diyeceğiz özellikle hukuk alanında. Burada dikkat etmemiz gereken hani bize sınav sorusu ayrıntı düzeyde gelirse ilk olarak hani törenin tanımı verilebilir. Yani yazı olmayan fakat herkesin bildiği böyle kabullendiği kurallara ne denir diye töre gelebilir. Bu birinci soru kalıbımız. İkincisi tüzü soru olabilir. Yani yönetenlerle yönetilenler arasındaki görev ve sorumlulukların belirlenmesi açısından sözlü anlaşmalar hangisidir der. Burada da tüzü bilmemiz gerekiyor. Bir de işte eski Türklerde yargını bilmemiz gerekiyor. Yani bu yargıçlara verilen isim yargan olacak. Özellikle notlarımıza yıldızlayacağımız kısımlar buralar olsun. Tamam mı? Unutmayalım. Devam edelim. Şimdi ne demiştik? Tabii hükümdar bu törenin özellikle en başında olacak ve törenin toplum içerisinde burada devamını sağlama ve törenin özellikle yürürlüğünü sağlamada en yetkili, en etkin kişi olacaktır. Tabii böyle Türk töresi, kanun oluşturduğu töreler, kurultayda oluşturan töreler ve toplum içerisinde zamanla ortaya çıkan örf ve adetlerden oluşan töreler olmak üzere 3 şekilde olacaktır. Bakın kanun oluşturduğu törelere baktığımız zaman Türkler kanun koyma gücünü burada özellikle kimden aldığına inanacaklardır? Gök Tanrı'dan. Gök Tanrı'dan aldığına inanacaklar. Mesela Oğuz Kağan Destanı'nda ne diyor bunlara? Bakın başınıza geçip sana yolu, töreyi gösteririm denilecektir. Kurultay oluşan törelere baktığımız zaman bunlar özellikle bakın kurultayda alınan kararlar da törede kabul edilecek. Bu durum Orhun yazılarına bakın. Beyler de ulusu da birbirine uygun imişler. O yüzden ülkeyi koruyarak yasalar düzenlenmişler şeklinde kurultayın da aslında töreyi oluşturduğu vurgulanmış. Bir de toplum içerisinde zamanla ortaya çıkan örf ve adetlerden oluşan töreler var. Bunlar da özellikle Türklerde mesela aile hukuku, yine bununla beraber miras ve ahlak konularındaki töreler şeklinde olacak. Aile düzeni de belli kaidelerle belirlenecektir. Burada demek ki bakın töreleri biz bu şekilde kanun oluşturduğu, kurultayı oluşturan ve yine toplum içerisinde zamanla ortaya çıkan töreler olarak göreceğiz. Unutmayalım. Şu kurultayda oluşturulan şeklinde olacak. Şuraya aslında yanlış yazmışlar. Kurultayda oluşturulan, unutmayalım. Kurultayda oluşturulan töreler şeklinde şu başlığımız olacak. PDF'de ben onu düzeltir. Bu videonun açıklama kısmındaki PDF'den de linkten de daha doğrusu bu konunun PDF'ine ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Şimdi Türk töresi böyle dinamik bir yapıya sahip olduğu için böyle töreler, koşullar ve imkanlara göre değişebilirdi. Tabii törelerde böyle değişmeyen hükümler de olacaktı. İşte Yusuf Has Hacib'in Kutadgu Bilik adlı eserinde törenin değişmeyen hükümleri könelik denilen adalet, uzluk denilen iyilik, tüzlük denilen eşitlik ve kişilik denen insanlık olarak da belirtilecekti. Tabii Türklerde devlet kuran veya tahta çıkan kağanın ilk işi burada atalarından kalan töreyi düzenleyip yürürlüğe koymak olacaktı. Devletin başı olan kağan aynı zamanda adalet teşkilatının da başı olacak. Kağan şahsına ve devlete karşı işlenmiş suçlarda bizzat yargıda
bulunabilecekti. Ya buna böyle bir örnek vermek gerekirse böyle Avrupa Hun Devleti hükümdarı Atilla'nın kendisine suikast düzenleyen Bizans elçisini devlet adına kendisi sorgulayacaktır. Demek ki bakın burada Kaan şahsına ve devlete karşı işlenmiş suçlarda bizzat yargıda bulunabiliyormuş. Bu size bir yargı sorusu da olabilir yani. Az önce örnek verdiğim durum yukarıda anekdot olarak verilir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir der. Yani Avrupa'nın hükümdarı Atilla'nın kendisine suikast düzenleyen Bizans elçisinin devlet adına yargılaması, sorgulaması, Kaan'ın şahsına ve devlete karşı işlenmiş suçlarda bizzat yargıda bulunabildiğinin bir kanıtı olabilirdir diyebiliriz. Bak bir böyle sorumuz gelir, tamam mı? Hani yorum yargı sorusundan direkt olarak buraya ulaşacaksın, unutmayacağız. İkincisi burada ne olacak? Kutadgu Birlik, Yusuf Asalcı'nın bu eserinde törenin değişmeyen hükümleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur denilirse bak 4 tane var burada. Könüllük, adalet, uzluk, iyilik, düzlük, eşitlik, kişilik, insanlık. Bu dördünü bileceğiz, notlarımızı oluşturacağız. Böyle bir soru gelince bu soruyu yapacağız. Hadi bakalım devam edelim. Şimdi Türk İslam Devletleri'nde hukuk konumuza gelelim. Şimdi Türk İslam Devletleri'nde hukuk şer'i ve örfi hukuk olarak ikiye ayrılacaktır. Önce şöyle bir tablodan değineyim. Sonra özellikle burada vermem gereken bir iki nokta daha olacak. Şimdi örfi hukuka baktığımız zaman bunların kaynakları arasında biz şöyle farklı bir kalem seçeyim. Bunun kaynakları arasında biz Hun geleneklerini, Köktürk ve Uygur kanunlarını, yine Oğuz geleneklerini görebiliyoruz. Demek ki kaynaklarını tamamen şu kısım oluşturacaktır. Kullanıldıkları alanlar ne peki bunlar? Bunlar gerek yönetim alanında, gerek maliye alanında, gerekse askerlik alanında kullanılacaktır. Bir de bunların başında bir görevlimiz olacak. Örfi hukukun başında Türk İslam Devletleri'nde emiri dat görevli olacaktır. Şer'i hukuka geldiğimiz zaman şer'i hukukun kaynaklarını oluşturan Kur'an, sünnet, icma ve kıyas olacaktır. Bunlar evlenme, boşanma, miras ve maliye anlamlarında kullanılacak. Buradaki başındaki görevli ise kadı-ı kudat olacaktır. Bak yıldızlıyorum. Bunlar sizin için bir sınav sorusu olur. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam Devletleri'nde örfi hukukun başındaki görevlinin adıdır tarzında bir soru geldiği zaman emir-i dağıtı. Aşağıdakilerden hangisi Türk İslam Devletleri'nde şer'i hukukun başındaki görevlinin adıdır dediği zaman da kadı-ı kudatı bileceğiz. Şimdi tabii şunu da söylemek gerekiyor. Kur'an hükümleri ve Hazreti Muhammed'in söz ve davranışları temel olarak oluşturan şer'i hukuk davalarına temelde kadılar bakacaktır. Tabi şer'i hukuk davalarının başındaki görevli ise ne dedik? Bakın kadı-ı kudat en yüksek kadı olacaktır burada. Yine İslami bir kurum olan Divan-ı Mezalim, Mezali Divan olarak da geçer. Ne olacaktı? Şer'i hukukta özellikle baskın olacaktı Divan-ı Mezalim'e. Burada görebiliriz. Aynı zamanda örfi hukukun kaynağı ise böyle Hun, Köktürk, Uygur kanunları ve dedik Oğuz gelenekleri olacaktı. Örfi hukuk böyle daha çok işte yönetim, askerlik ve mani konularda burada şekillenecekti. Onu da unutmayacağız. Başındaki görevli de emir-i dat olacaktı. Divan-ı Mezalim'i az sonra biraz daha geniş açacağım. Gerek örfi hukukta gerek şer'i hukukta burada uzlaşılan ve en son gidilen büyük divan olarak biz bu noktayı göreceğiz. Biraz daha açarız az sonra. Şimdi bakın Selçuklar'da örfi yargıya Darül Adıl denilecekmiş. Unutmayacağız. Adalet evi, devlet evi anlamına gelecek. Darül Adıl. Yine bakın buraya bir yıldız koyalım. Bilmemiz gerekiyor. Çıkabilir. Yine askeri sınıfın bakın hukuki davalarına bakan kadıların başındaki görevliye biz Kadı-i Leşker diyeceğiz. Sivil halkın davalarına bakan kadıların başındaki görevli ise Kadı-ı Kudat denilecektir. Tamam, bu şekilde özellikle bilmemizde fayda var. Devam edelim. Evet, az önce Divan-ı Mezalim'den biraz daha geniş bahsedeceğimi ifade etmiştim. Şimdi Divan-ı Mezalim Türk İslam Devletleri'nde İslam hukukunun ortaya çıkardığı ve böyle hemen hemen tüm İslam Devletleri'nde görülen çok önemli bir kurum olacaktır. Tabii ilk Türk devletlerinde devletin temel organlarından biri olacak bu mahkeme. Hukuk devleti anlayışının gerçekleştirilmesi açısından da büyük önem taşıyacaktır. Yani Divan-ı Mezalim Türk İslam devletlerinin çoğunda devlet yönetiminin hem merkez hem de taşra teşkilatında da yer alacaktır. Peki bu Divan-ı Mezalim'in görevleri nelerdir? Bakın halkın şikayetlerini dinleyecek ve karara bağlayacaktır.
Görevini kötüye kullananlar idareciler hakkında şikayetleri inceleyecektir. Yine maaşların gecikmesi ve eksik ödenmesiyle ilgili şikayetleri inceleyecektir. Divan katiplerini denetleyecek, cuma ve bayram namazlarıyla hac, cihat gibi ibadetlerin yerine getirilmesine imkan sağlayacak ve vakıfları denetleyecektir. Unutma, divan-ı mezar görevleri soru olarak karşımıza gelebilir. Bu yüzden özellikle bu tabloyu vermek istedim sizlere. Bu tabloyu şöyle bir defa şöyle göz gezdirin. Özellikle divanı mezarının hangi alanlarda çalıştığını bilelim. Kafi. Yani şu şekilde de sorabilir. Veya şöyle de diyebilir. Mesela bakın, halkın şikayetlerinin dinlenmesi ve karara bağlanması divanı mezarının mesela sosyal devlet anlayışıyla hareket ettiğini. Yine mesela cuma ve bayram namazlarıyla hac, cihat gibi ibadetlerin yerine getirmesine imkan sağladığı için mesela dini olarak bir unsur da görebiliriz. Yine işte mesela maaşlar hakkında gidiyorsa mesela ekonomik özelliği bir unsur da gösterilir. Yani işin dini, sosyal, ekonomik demek ki unsurları da burada gösterilebilir. Bunlara da dikkat edelim. Yani unsurları da unutmayacağız yorumlama kısmında. Divan-ı Mezalim'i de bu şekilde ifade etmiş oldu. Osmanlı Devleti'ne gelelim. Osmanlı Devleti'ndeki hukuktan bahsedelim. Şimdi Osmanlı'da özellikle önceki Türk devletlerinde olduğu gibi adalet mülkün temelidir anlayışıyla kendilerine rehber edinecekler. Devleti yönetenler İslam dininin toplum düzeni ve fertler arasındaki ilişkiler konusunda koyduğu emir ve yasaklardan oluşan şer'i hukuka da önem vereceklerdir. Tabii İslam hukuku olarak da geçecektir bu. Şer'i hukukun dışında kalan konularda ise böyle eski Türk devletlerindeki hukuk uygulamalarıyla padişahın emir ve fermanlarından oluşan örfi hukuk şekillenecektir. Bakın demek ki İslam hukukunda biz burada şer'i gördük. Yine bakın eski Türk gelenekleri aynı zamanda işte padişahın burada emir ve yasakları demek ki örfi hukukun başlıca kaynaklarını burada şekillendirecek diyeceğiz. Yine Osmanlı Devleti'nde hukukun düzenlemesi yetkisi padişaha ait olacaktır. İslam hukukunun temel prensiplerine aykırı olmamak şartıyla da padişah idari, askeri ve mali konularda kanun koyabilecektir. Yine bakın padişaha kanun koymada buraya mutlaka benimle beraber yazın. Mutlak bilmemiz gerekiyor. Tekrar ifade ediyorum. Burada kanun koyma konusunda Şeyhül İslam. Bununla beraber kadı asker, yani kaz asker. Yine ulema ve nişancı. Şimdi bakın arkadaşlar, özellikle kanun koyma konusunda padişaha yardımcı olanlar arasında Şeyhül İslam, kadı asker yani kaz asker, ulema ve nişancı bulunacaktır. Bunları da unutmayacağız. Aynı zamanda bu kanunların şekillenmesinde fethedilen bölgelerde önceden uygulanan kanunlarda burada ne olacaktır? Devam ettirilmeye çalışacak. Dirlik düzeni bu şekilde sağlamaya çalışacak. Osmanlı hukukunun temellerini özellikle klasik dönemde yani eski tabirle sizin bildiğiniz tabirle kuruluş ve yükselme dönemlerinde bunlar şekillendirecek. Tabii gelişen dönemle beraber yüzyıllar geçti. De beraber Osmanlı kanunnamelerinde gelişimler, değişimler ve özellikle toplumsal ihtiyaçlara cevap veren birçok kanun geliştirilecektir. Bakın ülke genelinde uygulanan padişahın emir ve fermanları dediğimiz umumi kanunnameler arasında biz kanunnameyi Ali Osman'ın yani Fatih döneminde özellikle oluşulan kanunnameyi görebiliyoruz. Yine aynı zamanda teşkilat kanunnamelerini görebiliyoruz. Bunlar daha çok bakın saray protokol anlayışıyla gelenek ve kanunları içerecektir. Yine belli konularda yayınlanan hukuki düzenlemeler var. Biz bunlara hususi kanunnameler diyeceğiz. Mesela özel askeri gruplara ait kanunnameler var. Bunlar askeri meselelerle alakalı. İktisadi gruplara ait özel kanunnameler var. İşte pazar yerleri, çiftçiler, esnaflar için, onlar için böyle toplum düzeni için hazırlanan kanunnameler olacaktır. Yine sosyal gruplara ait hususi kanunnameler var. Mesela ilmiye kanunnamesi, işte mesela savaşlarda esir alınıp istihdam edilenlerin statüsü tarzında düzenlenen kanunnameler olacaktır. Ferman, berat ve yasaknameler var. Ferman, padişahın yazılı emri olacak. Beratlar, bir tayin işleminin veya burada vazife verilen görevlinin üzerine padişahın turasının bulunduğu belgeler olacaktır. Bir de yasaknameler var. Bunlar da Osmanlı Devleti'nde kanunlarla belirlenen idari, askeri ve mali konularda şurası yanlış yazılmış. Mali konulardaki
yasaklarının çiğnenmemesi üzerine şekillenen kanunlar olacaktır. Devam edelim. Sancak kanunnameleri olacaktır. Sancak eyaletlerin bakın mali ve askeri şartları dikkate alınarak hazırlanan kanunnameler olacaktır. Özellikle böyle o dönemdeki o bölgedeki tımarlı sipahiler ve reaya arasındaki anlaşmaların düzenlenmesi için şekillenecektir. Yine miri arazi ve tımar nizamına ait kanunnameler olacaktır. Şimdi devlete ait olan miri arazilerin kullanım için hazırlanan ve bunların özellikle tımar dağıtımı nasıl olacağı, nasıl şekilleneceği konusunda hususları ele alan kanunnameler olacaktır. Bir de adaletnamelerimiz var burada. Devlet otoritesindeki temsil edenler böyle halka karşı otoriteyi kötü kullanmamaları, hak ve adalete aykırı davranmaları halinde şekillenen özellikle adaletnameler, kanunlar olacaktır diye. Divan-ı Mezalim ile Divan-ı Humayun'un adli fonksiyonlarına bakalım. Şimdi öncelikle Divan-ı Mezalim'i ele alalım. Şimdi Divan-ı Mezalim adli açıdan böyle konumu halkın şikayetlerini dinleyip böyle karara bağlayan en yüksek adli kurum şeklinde olacaktır. Tabi Divan-ı Mezalim'de özellikle dediğimiz gibi böyle mesela Selçukluları ele alalım. Selçuklularda mesela Divan-ı Mezalim de özellikle haftanın iki günü halkın şikayetlerini dinlenecek burada. Örfi davaları kendi çözerken şer'i davaları kadılara burada bırakılacaklar. Tabii Türk İslam Devletleri'nde Divan-ı Mezalim Osmanlı Devleti'nde daha geniş yetkilerle donatılarak Divan-ı Humayun özellikle adını alacaktır. Osmanlı Devleti'nde Padişah Divanı da diyeceğiz biz Divan-ı Humayun'a. Tamam unutmayın Padişah Divanı da denilecektir. Böyle Fatih dönemine kadar bizzat padişahlar bunlar başkanlık edecektir. Fatih Kanunnamesi ile bu usul kaldırılacak ve Vezir-i Azam padişaha vekaleten divan başkanlığını yapmaya başlayacaktır. Tabi mesela Şeyhülislamlar ilk dönemlerde divan üyesi olmamalarına rağmen kazaskerlerin çözemediği önemli meselelerde kendisinden fetva istenmek üzere divana çağrılacaktır. Tabi divan kararları burada Vezir-i Azam tarafından telhis adıyla özetlenecektir ve padişaha arz edilecektir. Bakın şuradaki kavramları özellikle verdim sınavda çıkabilir diye tekrar ifade ediyorum. Bakın Divan-ı Mezalim neydi? Burada özellikle adli açıdan konumu halkın şikayetlerini dinleyen özellikle Türk İslam Devletleri'nde görülen bir kurum olacaktı. Bunun daha geniş bir şeklinde biz Osmanlı'da adının Divan-ı Humayun olduğunu görecektik. Padişah Divanı adı da verilecekti bunlara. Telhis burada neyi oluşturacaktı? Vezir-i Azam tarafından divan kararlarının özetlenmesi olacaktı ve padişaha arz edilecekti bu terhisler. Tabii divan kararları bu şekilde padişaha arz edildikten sonra padişahın onayından geçen hukuki hükümler bir araya getirilirse biz buna kanunname adını vereceğiz. Mevcut kuralları hatırlatmak için bütün mahalli idare reislerine gönderilirse de işte buna adaletname diyeceğiz. Hususi bir meseleye ait olursa ise bu hüküm olur, tamam mı? Unutmayın. Hükümü de buraya yazalım. Tekrar ifade edeyim. Bakın telhisler geldi ya padişaha. Bu padişaha geldikten sonra padişahın onayından geçen hukuki hükümler bir araya getirilirse biz buna kanunname diyoruz. Mevcut kuralları hatırlatmak için bütün mahalli idare reislerine gönderilirse adaletname olacaktı. Sadece hususi bir meseleye aitse bunun adı hüküm olacaktır. Bu şekilde burayı önemli kavramları bu şekilde bilelim, tamam mı? Çünkü AYT'de biraz daha bize böyle kavram ve bilgiler geldiği için daha çok kavramlar üzerinde durmaya çalışıyorum. Sizin için de özellikle çalışmalarınızda en fazla bunlara takılıyorsunuz ve sizin için bir bilgi eksik diyor. Burada o bilgi eksikliğini tam olarak tamamlamış olalım. Devam edelim. Osmanlı Devleti'nde kadılık müessesine bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde beylik döneminden beri böyle fethedilen yerlere hukuki bir temsilen bir kadının idari temsilencisi bir subaşının tayin edildiğini bir önceki derslerimizde size ifade etmiştim. Osmanlı kadısı İslam devletleri içinde özgün bir yeri olan adliye ve mülkiye görevlisi olacaktır. Memuriyeti kendinden önceki İslami asırlardaki meslektaşlarına göre de daha geniş yetkilerle donatılacaktır. Ayrıca böyle onlar böyle tahsili, mesleğe geçişi ve terfi itibariyle de gelişmiş bir hiyerarşiyle de burada ve kurallar bütününe tabi
olacaklardır. Yine kadılara mahkeme işlerinde yardımcı olan kişilerin başında ise burada biz naipleri görüyoruz. Naip özellikle şuraya da yazalım. Kadı yardımcısı olarak, kadın naipleri olarak biz bunları göreceğiz. Yine kadılar doğrudan merkeze karşı sorumlu olacaklar ve merkezle muhatap olacaklardır. Yine kadılık yargı kuvvetinin en önemli birimlerinden biri olacaktır. Mesela Osmanlı Devleti'nin ilk kurucusu ve ilk sultanı olan Osman Gazi, Kadı Dursun Fakihi Karacahisar'a egemenlik alameti olarak tayin edecek ve biz ilk kadı olarak da o ismi göreceğiz, unutmayacağız. Yine bakın, Osmanlı Devleti'nde doğrudan padişah fermanıyla atanan kadılar, atandığı bölgelerde padişah adına adalet işlerine bakarlar. Adli ve idari işlerde belediye işlerine bakan görevliler olacaklar. Aynı zamanda bakın nikah, miras, boşanma, noterlik ve vakıfların işleyişi ilgili konulara da bakacak ve bunları hükümlere bağlayacaklardır. Özellikle bu kısımları da sizler not alınız. Devam edelim. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerindeki hukuka bakalım. Şimdi 2. Mahmut döneminde başlatılan yenilikler, biliyorsunuz 2. Mahmut döneminde özellikle adli alanda, idari anlamda birçok yenilik yapılacak. Özellikle hukuk alanında da birçok gerçekleşecektir. Tabi bu Tanzimat döneminde de devam edecek. Tanzimat fermanı ile, bakın tekrar söylüyorum. Tanzimat fermanı ile, şuraya bir ok çekelim. Bu fermanla beraber özellikle Osmanlı tarihinde ilk kez padişah kendi haklarını kanun ile sınırlandıracaktır. Demek ki bakın burada ilk kez padişahın buradaki yetkilerinin kanunla sınırlandırıldığını görebiliyoruz. Tabii şunu da söylememizde yarar var. Bu fermanda böyle bütün vatandaşlara can, mal, ırz güvenliğinin sağlanacağı, vergi ve askerlik işlerinde adaletli olunacağı belirtilecektir. Ayrıca kanun ile böyle tanımlanmayan suç ve cezanın olmayacağı ifade edilip yargılanmadan kimsenin ceza almayacağı da söylenecek ve hükme bağlanacaktır. Temel haklarla ilgili hükümlerde yer verilen bu ferman bir anayasa olmasa da anayasal hükümler taşıyacaktır. Tanzimat döneminde İlk kanunlaşma hareketi 1840 yılında çıkarılan ceza kanunuyla olacaktır. Tamam, tekrar söylüyorum bakın. Tanzimat fermanında ve bu dönemde, daha doğrusu Tanzimat döneminde ilk kanunlaşma hareketi 1840 yılında. 1840 yılında burada şekillenen ve çıkarılan ceza kanunuyla ilk olarak bunu görebiliyoruz. Tamam, unutmayalım. Tabi bu dönemde meclisi valayı ahkamı adliyenin üyeleri arttırılacak. Bu kurum devletin yasama ve yargı organı şekline dönüştürülecektir. Yine adli konularda hüküm veren bu meclis ağır cezalara bakacak. Üst düzey memurların özellikle yargılanmasını ve devlete karşı işlenen suçlarının cezalandırılmasını isteyecektir. Bu meclisin özellikle nizamnameleri ve talimatlarını düzenlemek gibi bazı yetkileri şöyle şuraya yazalım. Farklı bir kalemle. 1854 yılına geldiğimiz zaman meclisi Ali Tanzimat'a bırakılacaktır. Tekrar söylüyorum bakın. Meclisi Valayı Ahkamı Adliye'nin özellikle nizamnameleri ve talimatları düzenlemek gibi yetkileri 1854 yılında meclisi Ali Tanzimat'a bırakılacaktır. Bu iki meclis, bakın Meclisi Valayı Ahkamı Adliye ve Meclisi Ali Tanzimat, her iki meclis 1861 yılında birleştirilecek. Bakın 1861 yılında şu her ikisinin birleştirildiğini görüyoruz. Bakın geldi her ikisi, artık koyalım. Her ikisi birleşti ve ismi Meclisi Ahkamı Adliye oldu. 1868 yılına geldiğimiz zaman bu kurullar yeniden böyle değiştirilecek. Bunların yerine bakın Divan-ı Ahkam Adliye ve Şurayı Devlet burada kendini gösterecek ve oluşturacaklar. Ne zaman demek ki? 1868 yılına geldiğimiz zaman bunlar tekrar şekilleniyor. Şimdi bu ikisi önemli. Neden önemli? Çünkü sınav sorusunda gelmişti. Günümüzde Şurayı Devlet hangi kurumu oluşturuluyor? Danıştay'ı. Bakın Şurayı Devlet, Danıştay. Divan-ı Ahkam-ı Adliye ise Yargıtay'ın temelini oluşturacaktır. İşte bakın ÖSYM tarafından geçen sene öğretmenlik alan bilgisi testi sınavında sosyal bilgiler öğretmenlerine bu soruldu. Yani
İşte Osmanlı döneminde 1868 yılında kurulan Şurayı Devlet ve Divan-ı Ahkam-ı Adli günümüzdeki hangi iki yargı organının temellerini oluşturmaktadır tarzında geldi. İşte sorumuzun doğru cevabı Danıştay ve Yargıtay'dı. Aynı soru kalıbı biraz daha böyle süslenerek, püslenerek, makyajlanarak karşınıza gelebilir, ifade edeyim sizlere. Çünkü farklı yıllarda tekrar bunlar mesela tekil olarak da mono olarak da sorulacaktır. Onu ifade edelim. Tamam mı? Burada da not almamız gereken önemli kısımlar bu şekilde. Devam edelim. Şimdi Osmanlı Devleti'nin mahkemelere bakalım. Mahkemeleri inceleyelim. Şimdi tanzimat öncesinde ve tanzimat sonrasında mahkemelerimiz şekilleniyor. Bunlar da aynı zamanda bakın farklı yıllarda sınav sorusu olarak geldi. Bu yüzden bütün olarak vermeye çalıştım. Notunuzu direkt olarak tabloda bilin. İsmen de bilebilirsiniz. Özellikle tanzimat sonrası hangilerini oluşmuşsa ve özellik olarak da bilebilirsiniz. Şimdi şer'i mahkemelere baktığımız zaman tanzimat öncesinde bakın Müslüman halk arasında çıkan anlaşmazlıkları ve Müslümanlarla gayrimüslimler arasında çıkan anlaşmazlıklara bakacaktı. Tanzimat sonrasında şer'i mahkemelere baktığımız zaman özellikle kişi, aile, ceza ve miras konularında sınırlandıracaktı. Demek ki biraz daha kapsamı tanzimattan sonra sınırlandıracak. Cemaat mahkemelerine baktığımız zaman gayrimüslimlerin din ve mezhep yönünden bağlı oldukları mahkemeler olacaktır bunlar. Ve daha çok aile miras hukuku gibi davalara bakacaklar. Tanzimattan sonra ise bu fermanla özellikle gayrimüslimlerin kendi aralarındaki davaları tamamen nizamiye mahkemelerine ta ki nizamiye şekillenene kadar burada götürecekti cemaat mahkemeleri. Konsolosluk mahkemelerine bakalım. Şimdi bu tür mahkemelerde kapitülasyonlardan faydalanan yabancı devletlerin kendi aralarındaki sorunlar çözülecekti. Aynı şekilde tanzimattan sonra da devam edecekti. Ticaret mahkemelerinde her türlü ticaret davalarına bakılacaktı. Nizamiye mahkemeleri geldiğimiz zaman ise bu mahkemelerin yetkileri şer'i, cemaat ve ticaret mahkemenin görevleri dışında kalan hukuk ve cinayet davaları olacaktı. İşte tanzimat öncesi ve tanzimat sonrasındaki mahkemelerimiz bu şekilde kendine çekildi. Tanzimat ve meşruiyet dönemlerindeki vatandaşlık haklarına bakalım. Şimdi Tanzimat Fermanı'nda ve Islahat Fermanı'nda nasıl şekilleniyor? Şimdi Tanzimat Fermanı'na dikkat ederseniz bakın Müslüman ve gayrimüslim bütün yurttaşların can, mal ve ırz güvenliği sağlanacak denilmiş. Yine bütün Osmanlı vatandaşları kanununda eşit sayılacak denilmiş. O zaman bütün Osmanlı vatandaşları kanununda eşit sayıyorsanız siz Osmanlıcılık fikir akımı üstesinde özellikle burayı şekillendiriyorsunuzdur. Herkes kazancına göre vergi ödeyecek demiş. Aynı zamanda mahkemelerin herkese açık ve bağımsız olacağı ifade edilmiş. Islahat Fermanı'na geldiğimiz zaman Osmanlı Devleti'nin tebaasının tamamının can ve mal emniyetine sağlanacağını, gayrimüslimlerin dini işlerine hiçbir şekilde karışılmayacağını, din ve milliyet farkına bakılmaksızın herkesin devlet memuru olabileceğini ve tüm Osmanlı tebaasının din ve mezhebine bakılmaksızın aynı vergiyi ödeyeceği şekillenmiş diyebiliriz. Bu şekilde Islahat Fermanı'nın biraz daha gayrimüslimlere yönelik olduğunu, Tanzimat Fermanı'nın ise genel olarak Osmanlı toplumu üzerine şekillendiğini ifade edebilir. Devam edelim ve son olarak Cumhuriyet dönemindeki hukuka bakalım. Şimdi ilk olarak kanun esasından değinelim. Her ne kadar Cumhuriyet hukuku dönemi değilse ama temelini oluşturan ve özellikle Cumhuriyet dönemindeki hukukun şekillenmesinde kanun esası önemlidir. Çünkü Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle birlikte kanun üstünlüğü kabul edilecektir. Ve 19. yüzyılın ikinci yarısına gelindiği zaman Türklerin İlk anayasası. Demek ki bakın kanunun esası Türklerin ilk yazılı anayasası olarak kanuni esası tarihte bileceğiz. Kanuni esası ile beraber de mutlak monarşiye Osmanlı geçecektir. Tamam mı? Kanuni esası bu şekilde bizim bilmemiz kafi. 23 Nisan 1920 yılına geldiğimiz zaman bakın 23 Nisan 1920 yılına geldiğimiz zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca tam anlamıyla halk egemenliği gerçekleşmiş ve 1921 yılında ise bakın 1921 yılında ise ne olacaktır? Bakın 23 Nisan'da biz ne yaptık? TBMM'yi kurduk. Ve 1921 yılına geldiğimizde ise Teşkilat-ı Esasi adını verdiğimiz 1921 Anayasası yeni kurulan Türk Devleti'nin ilk anayasası olarak geçti. 1921 Anayasası olarak da bilinen bu Teşkilat-ı Esasi savaş döneminde hazırlandığı için bu anayasada temel hak ve hürriyetlere yer verilmeyecek. Cumhuriyet döneminin ilk anayasası olan 1924 Anayasası'nda biz bunları göreceğiz. Demek ki Cumhuriyet'in ilk anayasası, tamam mı?
Cumhuriyet'in ilk anayasası, Teşkilat-ı Esasiyesi yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasını oluşturacaktı burada. Unutmayalım. İlk yazılı anayasa olarak da Kanun-ı Esasiye bileceğiz. Bunu tekrar böyle tabloyu tekrar ifade edeceğim. Ne dedik? Cumhuriyet'in ilk anayasası olarak 1924 anayasasını gördük. Temel hak ve hürriyetler genişletilecek. Bu anayasayla vatandaşlara yasa önünde eşitlik, kişi dokunulmazlığı, kişi güvenliği, işkence ve eziyet yasağı, işte mülkiyet hakkı, düşünce ve seyahat özgürlüğü, dernek kurma, söz söyleme, yayın çalışma, ortaklık kurma, dilekçe gibi konularda birçok konuda özellikle bilgi verilecek ve şekillenecektir diyebiliriz. 24 Anayasası'nın oluşmasında da temel faktörümüzü oluşturan şekillenmeyi bu şekilde ifade edelim. Vurgu noktamızı da burası oluşturacaktır. 1961 Anayasası'na geldiğimiz zamanlarda, 60'larda biliyorsunuz ki bir darbemiz burada şekillenecek ve darbe üzerine özellikle 24 Anayasası burada yürürlükten kaldırılacaktır. Ve 61 Anayasası bir komisyon kararıyla burada oluşturulacak ve şekillenecektir. 61 Anayasası'nda şu şekilde ifade ederim. Özellikle 24 Anayasası'ndan farklı olarak sosyal haklar ve ödevlerin ilk defa anayasada daha sistemli halde genişleştiğini ifade edebiliriz. Özellikle kişi hakları ve ödevleri, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler, yine siyasi haklar ve ödevler olarak bunlar düzenlenecektir. 82 Anayasası'na geldiğimiz zaman diğerlerine göre daha ayrıntılı, bakın. En ayrıntılı anayasamız dediğimiz zaman en ayrıntılı anayasa denildiği zaman 82 anayasasını bileceğiz. Bu anayasa ile özellikle temel sistematik benimsenecek, dönemin şartları özellikle güdülecek, izlenecek, temel hak ve hürriyetler konusunun sınırlandırılması özellikle yürütme güçlendirilirken buradaki ilkeler ön plana çıkarılacaktır. Yine bu anayasada temel hak ve hürriyetlerin herkes için varlığı tanımlanacak. Ancak bunların sınırsız olmadığı belirtilerek bu hakların şartlara göre sınırlandırılacağı da ifade edilecektir. Şimdi tekrar burayı toparlayalım. Tekrar hani size böyle hani sınav sorusu gelirse ilkler konusunda nasıl gelebileceği konusunda değin. Şimdi bakın. Türk tarihinin ilk yazılı anayasası denildiği zaman biz Kanun-ı Esasiye bileceğiz. TBMM'nin 20 Nisan 1920'de burada kurulduğunu ve TBMM kurulduktan bir yıl sonra burada 1921 yılında TBMM'nin yeni Türk Devleti'nin Teşkilat-ı Esasiye'nin burada ilk anayasası olduğunu bileceğiz, tamam mı? Demek ki yeni kurulan Türk Devleti'nin ilk anayasası denildiği zaman Teşkilat-ı Esasiye'yi bileceğiz. Biliyorsunuz ki 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilecektir. Cumhuriyet'in ilk anayasası ise 1924 Anayasası olacaktır. 1961 Anayasası en özgürlükçü anayasadır. Çünkü temel hak ve özgürlükleri verme bakımından ve bunların genişletilmesi bakımından en özgürlükçü anayasa olarak 1961 Anayasası'nı bileceğiz. En ayrıntılı, yani kazuistik diyeceğiz buna. Şuraya da yazalım. Kazuistik dediğimiz ayrıntılı şekilde işlenen anayasada 1982 anayasası olacak. Temel hak ve özgürlüklerin özellikle burada hani tümden bir özgürlük vermediği, belli şartlara, özellikle topluma karşı, kişilere karşı bazı konularda kıstası olduğu değinilecek ve daha ayrıntılı işlenecektir. Cumhuriyet dönemindeki hukuku da ifade etmiş olalım. İlk Türk Devletleri'nde ailenin birleşmesiyle oluşan yapıya verilen ad. Geçen haftaki size ödüllü sorumdu. Bu ödüllü sorumuzun doğru cevabı Uruk olacaktır. Unutmayalım. Bu haftaki ödüllü sorumu sizlere sorayım. Osmanlı Devleti'nde Divan-ı Humayun'da görüşülüp karara bağlanan hükümlerin kaydedildiği defterlere ne ad verilir? Araştıralım. Bu defterin ne olduğunu bulalım ve yorum kısmına yazalım. Hadi bakalım, size ödevim olsun bu. Bu defterlerin adının ne olduğunu bulacağız ve yorum kısmına yazacağız. Hadi bakalım, çalışmanıza kolaylıklar dilerim. Gelecek bölümümüzde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.